Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Nagihan Hanım kanalına, değerli takipçilerim. Arkadaşlar, size bugün de çok pratik, bir o kadar da lezzetli, sebzeli şehriye çorba tarifine geldim. Videomu izleyin, yapın derim arkadaşlar. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Malzemelerimi söylüyorum. 1 adet patatesim, 1 adet soğanım, 1 adet kapya biberim, 2 tane şöyle iri diş sarımsağım, 2 küçük de domatesim var. Domatesiniz büyükse bir tane de yeterli olacaktır. Şöyle sabah kahvaltılarınızda içtiğimiz kuluplu çay bardaklarından büyük oluyor ya. Şöyle bir bardakta şehriyem, tel şehriyem. Burada bir tatlı kaşığı pul biberim. Tepelemeli bir çorba kaşığı tereyağım. Buraya ikisini de birleştirdim, doğradım. Bir tutam yaş nane, bir tutam da maydanozum var. Hemen arkadaşlar bunu böyle İri iri, gelişi güzel, yani şu iri dediğim, yani bunu böyle şimdi şu şekil doğruyoruz soğanımızı. Sarımsaklarımı da şimdi patatesimi kapya biberlerimi, domateslerim, ve yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle biraz sıvı yağ döküyorum. Malzemelerimizi kavurabilecek şekilde. Şimdi hepsini bir arada şöyle biraz kavuralım. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle kavurmaya veriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi önden çok az tuz atalım ki domatesimizi böyle soğanlarımızı yumuşatsın. Şöyle bir çay kaşığı kadar daha sulanmasını, rahat kavrulmasını sağlasın. Böyle. Evet, bakın sebzelerim bayağı şöyle kavruldu. Soğanım da biberim hepsi yumuşadılar. Şimdi onlara şöyle kaynamış su döküyorum. Şöyle 1 litreye yakın su vardır burada. Sebzelerimiz şöyle pişsin. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz orada parmak var. Parmak basıp bildirim tuşunu açarsanız benim videolarım önünüze çıkacaktır. Ve YouTube'dan da bol bol yorum yazarsanız, bu sosyal medya üzerinden de paylaşım yapar, sevdiklerinize tavsiye ederseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin, desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum size. Şimdi böyle kaynamaya vereceğiz çorbamızı. Evet arkadaşlar, çorbamın malzemeleri şu an pişti. Suyu da bayağı azaldı. Şu an tenceremin altını kapatıyorum ve onu böyle bir blenderdan geçireceğim. Evet, çorbamı blenderdan geçirdim. O esnada geçirirken biraz böyle çorba duruyor. Altını kapatıyorum ya. Bakın şu an kaynamaya başladı. Kıvamı gayet koyu. Tabii patatesin nişastası falan, sebzelerin çıktı. Ben şimdi ona şöyle bir klasik bardak kadar su dökeceğim. Arkadaşlar, çünkü şimdi şehriyemi ilave edeceğim. Şehriyeli de pişme payında su azalma olacaktır. Ama her zaman çorbalarımda söylüyorum. Ne oluyor? Unlu çorbalarda olsun, böyle bu şehriyeli çorbalarda olsun. İlle bir artış gösteriyor, yani şöyle koyulaşma yapıyor. O koyulaşma esnasında da tabii tekrar su ilave edebiliyoruz, ama öncesinde tabii az dökelim ki hani kıvamını, temeli böyle şaldır şaldır da su yapmayalım çorbayı. Ama bazılarımız da biraz sulu sevebiliyor. Bazıları da bayağı koyu. O tabii sizin zevkinize kalmış. Damak zevkinize, ona göre ayarlarsınız. Şimdi bu şekil şehriyelerimizi de pişireceğiz. İlave isterse tekrar katacağım. Arkadaşlar, çorbam pişti. Ben sonrasında biraz daha su ilave ettim. Yani çünkü koyulaşıyor dedim yani tel şehriye. Şimdi şu an bizim için kıvamı çok iyi. Bakın Şimdi hemen tuzumuzu atmamıştık. Öncesinde bir sebzeler için bir çay kaşığı attım ama tabii o yeterli. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Tuzla yağ sizin damak zevkinize kalmış. Tenceremi bu tarafa alıyorum. Şöyle yağım vardı ya burada. Bu tarafta da azıcık açayım altını. Tuzunla bir taşım şöyle bir kaynasın. Şöyle. Evet, kıvamı şeyi çok iyi ama tabii şimdi biraz dinlendirdi mi çorbayı gene bir toplama yapıyor. Eğer koyu gelirse o zaman da tekrar su ilave edebilirsiniz ama şu anki kıvam çok iyi. Nereden baksanız 1,5 litre su koymuş oldum. Yani o işte değişkenlik yapabilir. Pişirme aşamasında, kaynatma aşamasında ağzını yarım kapatıp buhar kaçar eder. Hani o gene en son sizin damak zevkinize göre ayarlayacağınız su ölçüsüdür. Aşağı yukarı ben size söylüyorum yani. Evet, yağım da kızdı. İnanın çorbanın rengini gördünüz ya arkadaşlar. Hiçbir şekilde şu an Nisan ayındayız ama salçasız bir çorba. Rengi de çok güzel. O kapya biberin, gene domatesin verdiği bir renkle çok güzel bir renk alıyor ve aşırı yağlı olmuyor arkadaşlar. Şimdi böyle pul biberini ilave ediyorum. Onun kızgınlığı yetiyor ona. Şöyle alayım. Daha iyi gözüksün tencerem. Hemen çorbama. Bu da tabii ayrı bir lezzet katıyor. Ve bu şekilde yaptığınız zaman bu çorba çok yağlı da olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir taşı kaynasın. Sonra onu biraz dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra bir aşama böyle bir sıcaklığı geçtikten sonra nanesinle maydanozunu katacağım. Çünkü şimdi hemen katarsak çok sıcak. Altını kapattım, tamam. Çok karartırız. Şöyle bir dinlensin, bir iç sıcaklığı da geçsin. Öyle kattığımız zaman daha çok kararmaz. Evet arkadaşlar, şöyle nanemle, yaş nanemi de maydanozumu da içine saldım. Enfes bir çorba oldu arkadaşlar. İnanın bu kadar harika oluyor ki bu şekil. Sebzelerinle birlikte ayrı bir lezzet oluyor. Kıvamı, her şey şu an çok iyi. Kaseme de alıyorum. Sunuma hazırlıyorum.